Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 2 Z'nin kamera özelliklerine göz atıyoruz. Arkasında 4, önünde 1 kamera bulunan cep telefonunun bütün kamera özelliklerini hem fotoğraf hem video bu içerikte bulacaksınız. Hep beraber izleyelim. Teknoloji Oku olarak biz cep telefonlarının sadece kamera özelliklerini değerlendirdiğimiz bir video serimiz bulunuyor. Kamerası nasıl video serisinde bugüne kadar birçok cep telefonunu incelemiştik. Eğer o videoları görmek isterseniz hemen şimdi yukarıdan bir kart çıkaracağım. Oradaki linke tıklayarak bütün kamerası nasıl video serisini orada görebilirsiniz. Oppo Reno 2 Z'ye dönecek olursak bu cep telefonu Oppo Reno 2 modeliyle beraber duyurulan biraz daha uygun fiyatlı bir model. Oppo Reno 2 biraz daha amiral gemisi bir model iken Oppo Reno 2 Z bütçesini düşünenler için tasarlanmış bir cep telefonu. Biz cep telefonunun detaylı özelliklerini anlatmadan önce bir kamerasına bakalım dedik. O yüzden bu videoyu sizler için hazırlamış olduk. Her zaman yaptığımız gibi ilk etapta cep telefonunun kamera özelliklerine göz atıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi Oppo Reno 2 Z'de arka tarafında 4, ön yüzünde 1 adet kamera bulunuyor. Bu arada ön yüzdeki kamera pop-up dediğimiz motorize kamera ama şöyle bir farkı var. Şimdi biliyorsunuz daha önceki Oppo Reno modellerinin birçoğunda köpek balığı yüzgeci şeklinde bir şöyle yukarıdan böyle açılan çeyrek daire şeklinde bir mekanizma varken bunda bizim bildiğimiz standart bir pop-up mekanizması bulunuyor. Şöyle şuradan da ekrandan da göstermiş. Bunu detaylardan da sizlere göstereceğim. Orada da görmüş olacaksınız. Şöyle üst kısımda tam ortadan yukarı açılan bir kameramız mevcut. Oppo Reno 2 Z'nin kamera özelliklerine göz atacak olursak Sony'nin IMX586 imaj sensörünü kullanan 48 megapiksellik bir ana kamera bizleri karşılıyor. Biliyorsunuz bu sensör birçok cep telefonunda kullanılıyor ve özellikle de böyle yüksek çözünürlük ihtiyacı olan bütün cep telefonlarında orta, giriş seviyesi ve benzeri bütün cep telefonlarında bu Sony'nin IMX586 sensörü kullanılıyor. Normalde 12 megapiksellik bir sensör bu ama 4 ile çarpıldığı zaman karşımıza 48 megapiksellik bir fotoğraf da üreten bir sensör ortaya çıkmış oluyor. Bunu sensör seviyesinde yapıyor. Yani fotoğrafı interpole etmiyor. Yani çektikten sonra bir çözünürlük artışı yapılmıyor. Sensör boyutunda bir 48 megapiksele çıkarma söz konusu. Bunun detaylarını kameranın menüsünde ve diğer özelliklerini anlatırken sizlere değineceğiz. Oppo Reno 2 Z'nin ikinci kamerası ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu ultra geniş açı özelliğiyle beraber gelmiş oluyor. Üçüncü kameramız 2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kamera siyah beyaz için tasarlanmış bir kamera. Siyah beyaz özellikle ton çekimlerinde, ton geçişlerinde ve alan derinliği konusunda bize önemli avantajlar sağlıyor. Son sensörümüz ise 2 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Bu sensörün amacı ise alan derinliği konusunda bize yardımcı olmak. Arka yüzünde ikili bir LED'imiz mevcut. Ana kameramız ise 4K 30 FPS video kayıt özelliğini beraber geliyor ve Gyro AES adı verilen yani Electronic Image Stabilization adı verilen bir özelliğe sahip. Yani videolarda titreşimsiz videoları bu AES özelliğiyle beraber çekiyoruz. Onun da detaylarını video tarafında sizlere anlatacağız. Ön kameraya gelecek olsak az önce de bahsettiğim gibi motorize bir pop-up kameramız mevcut. Üst yan yüzün tam ortasında bulunan bu kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel. Bu kamerada bir ön LED flash bulunmuyor bu arada ve 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Oppo Reno 2 Z'nin bu özelliklerinden sonra kamera menüsüne bakacak olursak klasik bir aslında Oppo kamera menüsü bizleri karşılıyor. Nispeten basit bir kamera menüsü var. Bu kamera menüsünde ilk açtığımızda bir standart bir fotoğraf bölümü bizi karşılıyor. Fotoğraf bölümünde bir 1x, 2x ve 5x her bir tıklamayla, dokunmayla daha doğrusu 5x'e ulaşabildiğimiz bir zoom girme seviyemiz mevcut. Bir de şöyle söyleyeyim, elimizle parmağımızla böyle pinch dediğimiz hareketi yaptığımızda da 10x'e kadar zoom girebiliyoruz. Tabii ki 5x ve 10x dijital zoom oluyor. Aslında normalde bunda bir optik zoom özelliği bulunmuyor ama 2x fena olmayan bir zoom sunuyor. Özellikle bu 48 megapiksellik sensörün getirdiği bir özellik diye tahmin ediyorum ben.
5X ve 10X'in dijital olduğu konusunda kesinlikle söyleyebilirim. Fotoğraflarda bu bütün bu zoom seviyeleri kullanabiliyorsunuz. Bu arada yine menüde üst kısımda bazı özellikler bulunuyor. Çekimden çekime değişmekle beraber bir geniş açı özelliğimiz de mevcut. Malum 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız olduğu için bu düğmeye bastığımızda bu üst taraftaki ultra geniş açı moduna girmiş oluyoruz. Bu modu da hem fotoğrafta hem videoda kullanabiliriz ama video tarafında söylemek istediğim bazı şeyler olacak birazdan. Biraz sonra onun detaylarını belirteceğim. Bu modların beraberinde bir de flaşı açıp kapatabileceğimiz, yani kapalı, açık, otomatik ve dolgu ışığı olarak kullanabileceğimiz farklı modları mevcut flaşın. Aynı zamanda HDR özelliğimiz de var ki bunu da kapalı, açık ve otomatik olarak kullanabiliyoruz. Az önce söylediğim geniş açı var. Bu her daha önceki Oppo modellerinde bulunan pırıltı rengini aç ve pırıltı rengini kapat dediğimiz bir özellik var. Fotoğrafta bir parça daha böyle parlak yapıyor. Onun yanında ise hemen fotoğraflara biraz efektler verebildiğimiz ve R1'den R10'a kadar efektleri bulunduğu, ki bunun arasında siyah beyaz da bulunuyor bu arada, farklı farklı filtrelerde yer alıyor. En sağda ise bu üst menüde çeşitli ayarlara ulaştığımız menü var. İşte buradan fotoğraf oranını belirleyebiliyoruz ki burada şimdi şundan bahsetmem gerekiyor. 48 megapiksel çözünürlüğü buradan ayarlıyoruz. Normalde cep telefonu 12 megapiksel fotoğraf çekiyor ana kamerası ama buradan 48 megapikseli işaretlersek bu menüden o zaman 48 megapiksel çekmeye başlıyor. Onu da söylemiş olurum. Bunu mutlaka buradan ayarlamanız gerekiyor ama başka bir yerden ayarlanmıyor. Onu söyleyeyim. Sonra sıkıntı olmasın. Aynı zamanda video çözünürlüğünü de buradan ayarlıyorsunuz. Mesela 4K'yı seçebiliyoruz burada biz diyelim ki. 4K 30fps çekilebiliyor ve yavaş çekim çözünürlüğü yine bu ayarlardan ayarlanıyor. Portre modumuz var ana kameramızda. Biliyorsunuz portre modunu kullandığımızda bokeh özelliğini de istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Yani sıfırdan, mesela burada daha doğrusu 1'den şöyle geçiyorum. %100'e kadar bokeh'i ayarlayabiliyoruz. Yani arka planın netliğini ve fluluğunu. Yine burada da bazı efektleri kullanabiliyoruz. Burada da 7 tane efekt var. Portre modunda kullanabildiğimiz, yani 10 değil. Normal modda 10 var. Burada 7 tane var. Bunun dışında baktığımızda hangi modumuz var? 3. modumuz ise, ki standart aslında bu, video modumuz var. Bu modda da şöyle bir durum var. Şimdi videoda fotoğrafta bu geniş açıyı 2x'i, 5x'i, işte 10x'i falan kullanabiliyorsunuz. Videoda da çekim sırasında da kullanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi bu tabii ki daha nispeten uygun fiyatlı bir ürün olduğu için, örneğin geniş açıyla başlarsanız kayıda sadece 2x'e kadar zoom girebiliyorsunuz. 5x ya da 10x'i de kullanamıyorsunuz. Ama 1x'te başlarsanız, yani geniş açıyı açmazsanız 10x'e kadar dijital de olsa, sonuç kötü de olsa zoom girebiliyorsunuz. Öte yandan video modunda ultra sabit açık diye bir özelliği var. Bu modu aktif hale getirdiğinizde titreşim engelleme özelliği aktif olmuş oluyor. Sonuçlar çok başarılı bu arada. Yani titreşim engellemeyi açtığınızda kapalı ikenkinden çok daha iyi videolar çekiyorsunuz. Ama bu modda zoom giremiyorsunuz. Yani zoom veya geniş açı hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Ve bu modda çözünürlük Full HD'ye düşürülüyor. Bunu da belirtmiş olayım. Onun dışında geniş açıyı da söylediğim gibi yine kullanabiliyoruz ama geniş açıyı kullandığımızda sadece 2x'e kadar bir zoom girme özelliğimiz mevcut. Alan derinliğini yine burada ayarlayabiliyoruz video modunda da. Yine renk efektlerimiz var. Burada F olarak belirlenmiş. 10'a kadar çeşitli böyle renk efektleri de videolara verebiliyorsunuz. Farklı farklı bir sürü efekti verebiliyorsunuz. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bu efektleri açtığınızda bu efektleri hangisini seçtiyseniz onunla kayıt yapıyorsunuz. Sonradan değiştirme imkanınız yok. Yani kayıt sırasında değiştiremiyorsunuz. Diğer çekim modlarına bakacak olursak gece modumuz var, panorama modumuz var, uzman modumuz var, zaman atlaması modumuz var ve ağır çekim modlarımız var. Burada şunu söyleyeyim, uygun fiyatlı bir cep telefonu olmasına rağmen Oppo Reno 2'de bulunan bu tripod gece modu özelliği bu üründe de var. Ve çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Tabii ki Reno 2'den bir tık daha kötü gibi geldi bana. Yani kötü derken Reno 2'ninkini daha çok beğendiğimi söyleyeyim. Biliyorsunuz onun da incelemesini yapmıştık ve yukarıdan şimdi bir link vereceğim. Oradan da görebilirsiniz o videoyu. Tripod gece modunda uzun süreli pozlama yapıyor cep telefonu. Bazen 30 saniye, bazen 45 saniyeye kadar çıkılan. Tabii ki adından da anlaşılacağı üzere bu moddayken mutlaka telefonu bir tripoda koymanız gerekiyor. Yani titrememesi, en ufak bir hareket dahi yapmaması gerekiyor. Bunu yaparsa fotoğraf flu çıkıyor, bozulmuş oluyor. İstediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Ben gece modunu, normal modunu da çok beğendim. Tripod modunu da çok beğendim. Ve bu seviyedeki cep telefonlarında, yani bu fiyat aralığındaki cep telefonlarında bulunmayacak bir özellik olduğunu söyleyeyim. Ben çok 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 memnun kaldım ki Oppo Reno 2'de de çok memnun kaldım. Belirtmiştim zaten.
Yine gece modunda da geniş açıyı kullanabiliyorsunuz bu arada. Ultra geniş açıda çekim de yapabiliyorsunuz. Bütün aslında birçok özelliği yine gece mod, çeşitli modlarda da beraber kullanabiliyorsunuz. Yani bu kameranın modları çok başarılı. Birazcık menü basit gibi görünse de aslında bütün işlerinizi halledebileceğiniz bir arayüz size sunulmuş oluyor Oppo Reno 2Z'nin kamera özelliğinde. Ön kameraya gelecek olursak yan taraflarında böyle LED ışıklandırmalar ve mavi bir renkle açılıyor. Böyle tam ortadan çıkan bir pop-up aslında. Bu farklı markalarda da gördüğümüz bir özellikti biliyorsunuz. Oppo Reno 2Z'de de böyle bir pop-up kameramız bulunuyor. Flash yok. Biliyorsunuz hatırlayanlar da vardır belki aramızda. Bu köpek balığı yüzgeci şeklinde olan ön kamerada bir LED flash bulunuyordu. Bunda bulunmuyor. Ama bunun yerine bu kameranın ekranını kullanıyorsunuz cep telefonunun. Bir beyaz renk veriyor çekimden önce. Orada da bir LED flash kullanmış oluyorsunuz. Bir nevi aydınlatma yapılmış oluyor. Burada da temelde 3 tane mod var. Portre modu var, fotoğraf modu var ve video modu var. Fotoğraf modunda da yine birçok özellik var. İşte HDR yapabiliyorsunuz, efektler atabiliyorsunuz. Video modunda da video çekebiliyorsunuz. Yine portre modunda da dijital de olsa, çünkü burada tek kamera mevcut ön yüzünde. Dijital de olsa arka planı flulaştırma özelliği yer alıyor. Yine çekim modlarında ise bu sefer daha zayıf bir çekim modu var. Yani ana kamera götebi haliyle. Panorama, zaman atlaması ve etiket özelliği var. Bu etiket özelliği de böyle bazı farklı işte eğlenceli hayvanlar olabiliyorsunuz. İşte mesela şu anda ben bir kaplan gibi bir şey oldum herhalde. Kedi değildi. Bu biraz kaplana da benziyor. Bununla da böyle işte eğlenceli çekimler vesaireler yapabiliyorsunuz. Tamamen işte burada mesela şu anda yanaklarında iki tane minik kuş çıkmış durumda. Bu şekilde böyle komik efektler, komik şeyler de yine bu ön kamerayı da kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Oppo Reno 2Z'nin kamera ve fotoğraf kalitesi nasıl diyecek olursanız, hem ön kameranın hem de arka kameranın fotoğraf ve video kalitesini ben beğendim. Birazdan şimdi onun size örneklerini de paylaşacağım. Hem gece fotoğrafları, gece videoları, işte titreşim engelleme videoları veya açıkken veya kapalıyken farklı farklı ortamlarda çektiğimiz fotoğraflar, güneşi, işte farklı ışık ortamlarında denediğimiz çözümler ve aynı zamanda hep yaptığım gibi bu tripod gece modunu da kullandığım ve çektiğim fotoğrafları da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ve onların yüksek çözünürlükte hallerini de açıklama kısmında vereceğim ki siz de daha farklı fotoğrafları da görmek ve daha yüksek çözünürlüklü görmek isterseniz oradaki linke tıklayıp o fotoğrafların orijinallerini de görmüş olacaksınız. Ama ben genel olarak beğendim. Özellikle bu kategorideki cep telefonlarının kalitesine göre düşündüğümüzde bence ortalamanın üzerinde bir cep telefonu var karşımızda. Oppo Reno 2Z hem fiyatın hakkını veriyor kamera tarafında hem de sunduğu ekstra özellikler, işte titreşim engelleme bence önemli bir özellik. Gece tripod mesela çok önemli bir özellik gibi böyle fotoğrafçılığınızı konuşturabileceğiniz fonksiyonlarla birlikte tam da böyle uygun fiyatlı olsun, aynı zamanda iyi de fotoğraf çeksin diyebileceğim bir cep telefonu olmuş. Öte yandan Oppo Reno 2'de de bulunan Slow Loop diye bir uygulama mevcut. Şimdi bu Slow Loop uygulaması temelde bir video düzenleme uygulaması. Cep telefonuyla beraber geliyor ve çektiğiniz fotoğrafları çok basit, çok böyle hani hızlı bir şekilde bilgisayarla uğraşmadan da yazı yazmak, birleştirmek, işte bazı yerlerini kesip atmak gibi bazı temel işlemleri yapabiliyorsunuz. Ben çok da beğendim. Yani müzik falan da atayabiliyor kendisi. Kendi arşivinde bulunan müzikleri de atadığınız zaman böyle hızlı bir şekilde çok güzel videolar oluşturabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu Oppo Reno 2'de de vardı. Oppo Reno 2Z'ye de koymuşlar aynı uygulamayı. Ben çok beğendim ve özellikle bu telefonu aldıysanız böyle hani oynayarak, çeşitli şeyler deneyerek siz de çok güzel videolar oluşturabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelin konuşmaya biraz ara verelim. Bakalım Oppo Reno 2Z'nin ön ve arka kameralarını bize neler sunuyor, nasıl video çekiyor, nasıl fotoğraf çekiyor, zor şartlarda, iyi şartlarda, güzel şartlarda nasıl sonuç veriyor. Hep beraber bu örnekleri izleyelim. Daha sonra videomuzu kapatacağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Oppo Reno 2Z'nin ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Böyle kapalı bir İstanbul sabahında yolda yürüyorum şu anda. Ses ve görüntüyü bu kameradan alıyoruz. İşte Oppo Reno 2Z'nin ön kamerasının kalitesi de bu şekilde. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoyu Oppo Reno 2Z'nin ana kamerasını, yani arka kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Telefonun bu ana kamerası en fazla 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Elektronik imaj sabitleme özelliği var. Bunu açtığımız zaman bu görüntünün çözünürlüğü Full HD'ye düşüyor. Ama görüntü tabii ki haliyle ve daha yumuşak geçişler sağlıyorsunuz. Titremenin vesairenin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu arada video kayıt sırasında zoom girebildiğinizi de söyleyeyim ama
geniş açıyla başlarsanız bu zoom sadece 2x oluyor. Diğer modları kullandığımızda ise 10x'e kadar, tabi dijital olmak kaydıyla ve çok iyi sonuç vermemek kaydıyla zoom'u da kullanabiliyorsunuz. İşte Oppo Reno 2Z'nin ana kamerasının görüntü kalitesi de bu şekilde. Oppo Reno 2Z'nin ön kamerasında ne özelliği var? Arka planı flulaştırma özelliği de var. Şu anda görüyorsunuz. Arka planı flu olarak görüyorsunuz. Bu özelliği bir kere aktif ettikten sonra daha sonra değiştirmemiz mümkün değil. Kayıt sırasında bir de çözünürlük 720p'ye düşüyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi Oppo Reno 2Z işte bu şekilde fotoğraf ve video çekebiliyor. Siz de bu örnek fotoğraflara ve videolara bakarak cep telefonunun kameralarının kalitesi hakkında bilgi edinebileceksiniz. Az önce de söylediğim gibi daha farklı fotoğrafları ve daha yüksek çözünürlükte hallerini açıklama kısmında bulunan linkten sizlerle paylaşacağım. Teknoloji Oku'daki bu galeriye tıkladığınız zaman siz de diğer fotoğrafları, bu videoda paylaşmadığımız diğer fotoğraf örneklerini de görmüş olacaksınız. En azından karar vermeniz konusunda size yardımcı olabileceğini düşünüyorum bu örneklerin. Bu arada videonun konusu değil belki ama kutu açılı videosunda söylemiştim. Oppo Reno 2Z de aynen Oppo 2 Reno'da olduğu gibi şöyle bir kılıfla geliyor. Şöyle sert plastik bir kılıfla geliyor. Bu kılıfla beraber kullandığınızda telefon biraz daha kalınlaşıyor elbette ama en azından dış etkenlere karşı korunmuş oluyor. Çok da şık olduğunu söyleyeyim. Hani bunu takmak bayağı gurur verici olur bence telefon sahipleri için. Tek sorunu birazcık kalınlaştırıyor ama onunla yapacak bir şey yok tabii ki. Oppo Reno 2Z'nin fiyatı ise biz bu incelemeyi yaptığımız Aralık ayının ortalarında yaklaşık olarak 3500 TL civarında idi. Bu fiyatı kamera özelliklerine göre değerlendirecek olursak bence makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Bu videomuzda sizlere Oppo Reno 2Z'nin kamera özelliklerini anlatmaya çalıştık. Telefonun kamerası ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlere soru olarak paylaşabilirsiniz. Bütün soruları okuduğumuzu ve cevap verebildiklerimizin hepsini de cevap verdiğimizi belirteyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.